Merhabalar Tolga, Özbek.com kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir konuğumuz var. Ersel Bey, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işletmecisi, İSG'nin CEO'su ve son gelişmelerle ilgili yavaş yavaş uçuş izinleriyle ilgili bilgiler de gelmeye başladı. Bakalım Mayıs ayı sonu gibi açılması planlanıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ne tür önlemler alınıyor? Bundan sonra uçarken hangi kurallara tabi olacağız? Bunları konuşacağız. Ve konuşmamızın, röportajımızın ikinci bölümünde de biraz Sabiha Gökçen Havalimanı'nın geleceğiyle ilgili, yatırımlarıyla ilgili kendisinden bilgi alacağız. Merhabalar, hoş geldiniz. Tolga Bey merhabalar, iyi yayınlar diliyorum, hoş bulduk. Çok teşekkürler, sağ olun. Hemen sorularımıza geçelim. Malum bir yaklaşık bir ay aşkın süredir havalimanınızda uçuşlar yok. Bu bir aylık, bir aydan da fazla bir süre ama neler yaptınız havalimanında? Ne gibi hazırlıklar yaptınız? Tolga Bey, biliyorsunuz COVID-19 pandemi etkisi sadece ülkemizde değil, tüm dünya havacılık sektöründe fazlaca hissedildi. Keza biz de Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bu etkiyi neredeyse Mart ayının ortalarından beri ciddi anlamda hissediyoruz. Uçuşlar birden düşmeye başladıktan sonra Mart ayının sonunda 28 Mart tarihinde havalimanımızı Sabiha Gökçen uçuş operasyonlarına kapatma kararı aldık. Çünkü Nisan ayında hiç uçak olmayacağı, hiç uçuş olmayacağı, yolcu olmayacağı aşikardı. Biz bu Nisan ayını boş geçirmedik tabii. Öncelikle hava tarafı dediğimiz pist apron taksi yolları bölgesinde pist inşaatımız hızlandı, ikinci pist inşaatı. Ümit ediyorum bir aksilik olmazsa hedeflenen tarih bu senenin Kasım ayında tamamlanacak. Yine mevcut pistin yüzey bakımlarında ciddi ivme kazandık. Neredeyse tamamladık. Yani bu yılın sonunda, önümüzdeki yılın başında artık yeni pistle beraber, mevcut pistin onarımının da tamamlanmasıyla beraber Sabiha Gökçen Havalimanı iki pistine kavuşmuş olacak. Biz de termin işletmecisi İSG olarak terminimizde uzun yıllardır maalesef isteyerek, arzulayarak yapamadığımız birçok bakım işlemlerini tamamladık. İşte servis yollarımızı yeniledik, havalandırma sistemlerimizi yeniledik, güvenlik ekipmanlarımızı yeniledik. Keza bu dönemde işte COVID-19 sonrası alacağımız önlemlere yönelik bir takım aksiyonların şimdiden hazırlıklarına başladık. 1 Mayıs itibarında havalimanımız tekrar trafiğe açıldı. Şu an halihazırda birkaç özel uçak ve kargo uçağı operasyonumuz oldu. Keza geçtiğimiz haftalarda ülke olarak normalleşme sürecinin sinyallerine alışımızdan sonra biz de Türk Sivil Havacılık Sektörü olarak bir normalleşme sürecine geçme kararı aldık. Bu sürece geçerken tabii elbette bu sürece uyum sağlamada hızlı ve doğru reaksiyon gösterebilmemiz için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz önderliğinde bir sertifikasyon çalışması başlatıldı. Bunun ismine Havalimanı Pandemi Sertifikası denilecek. Tahmin ediyorum bu sertifika 1-2 hafta içerisinde yayınlanmış olacak. Ve Türkiye'de sivil havacılık operasyonu yöneten, hizmeti veren tüm havalimanları bu sertifikayı almak zorunda olacak. Biraz aslında yeri gelmişken bu sertifika çerçevesinde yolcularımızı ve biz havalimanı işletmecileri çalışanlarını kapsayan bir takım önlemlerden de bahsetmek isterim. Şu an itibariyle kesinleşen önlemlerden. Bir kere bu hazırlıklarımızın ya da bu sertifikasyon programının merkezinde mutlaka sosyal mesafenin sağlanması ve hijyen yatıyor. Bunun altını özellikle çizmem lazım. Sosyal mesafeyi koruyacağız ve hijyene dikkat edeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Bunu yaparken işte birkaç önemli, bugüne kadar alışık olmadığımız, ben hep bunu COVID öncesi, COVID sonrası hayat diye aslında isimlendiriyorum. COVID sonrası hayatta bizi bekleyen bir takım yeni uygulamalar, önlemler olacak. Terminal binamıza kat'i suretle maskesiz hiçbir yolcuyu kabul etmeyeceğiz. Keza yolcularımız maskeyle terminale girebilecekler ama giden yolcularımız için uğurlayıcılar, gelen yolcularımız için karşılayıcılar kesinlikle terminale giriş yapamayacaklar. Biz bu aşamada özellikle bu yoğun dönemde terminal girişlerinde, pasaport kontrol bölgelerinde, arınmış salona geçiş dediğimiz ikinci güvenlik kontrol bölgelerinde oluşacak potansiyel yoğunları engellemek için de gerek görsel, gerek işitsel, gerekse teknolojik bir takım teknolojik çözümler kullanacağız. Sensörlü kameralar yerleştirmeye başladık. İşte check-in kontuarlarında, güvenlik kontrol bölgelerinde, pasaport bölgelerinde yolcu yoğunluklarını o kameralar sayesinde anlık ölçeceğiz. Ve eğer o alandaki yolcu sayısının limitli yolcu sayısının üzerine çıkılırsa
o bölgede görevli arkadaşlarımız bir uyarı verecek sistem ve oradaki sosyal mesafenin o görevli arkadaşlarımız tekrar sağlanmasına yardımcı olacak, imkan tanıyacak. Keza yine yolcularımızın bekleme ve oturma alanlarında, check-in bölgelerinde, uçağa binişlerinde, yiyecek içecek alanlarında, CIP salonlarında sosyal mesafe kurallarına göre hareket edebilecekleri ama aynı zamanda elbette bir uluslararası havalimanında bulunması gereken tüm kolaylıklara sahip olmalarını da sağlayacağız. Bu süreçte az önce bahsettiğim işte Nisan ayında yaptığımız bakımlar çerçevesinde tesis havalandırmalarımızı çok güçlendirdik, yeniledik. Sürekli taze hava veriyor olacağız terminal binamızın içerisine. İlaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerimiz aralıksız devam ediyor olacak. Ayrıca yolcu ve personelin özellikle yoğun kullanımındaki temas noktalarında el dezenfektanları konumlandıracağız ki hali hazırda konumlandırdık. Terminale gelen yolcu ve tüm personelimizin giriş noktalarında termal kameralarla ateş ölçümlerini yapacağız. Az önce maskeyle bahsederken yolcularımızın ismini söyledim. Sanıyorum personeli unuttum. Mutlak surette tüm personelin de terminal binalarına ve hatta havalimanındaki diğer tesislere maskeyle girmelerini zorunlu hale getireceğiz bu sertifikasyon programı sayesinde. Yine fazlaca temasa tabi olan işte asansörler, asansörlerdeki dokunma tuşları, yürüyen bantlar, yürüyen merdivenler gibi alanlarda hem sayı kısıtlamalarına gideceğiz hem de tüm yüzey hijyenlerine eskisinden çok daha fazla önem vereceğiz dezenfeksiyon yaparak. Tolga Bey, bunlar kesinleşmiş olan önlemler bugün itibariyle ve bu sertifikasyon programında kesin yer alacak önlemler. Ama hali hazırda hem ulusal yani yerel hem uluslararası düzeyde konuşulan bir takım ilave önlemler de var ki bazı ülkelerde bunun uygulamalar başladığını gördük. Mesela uçuş öncesi hızlı tanı kitleri. Şu an hali hazırda Sağlık Bakanlığımız, Ulaştırma Bakanlığımız bunu da araştırıyor. Belki hızlı tanı kitini zorunlu hale getirmek zorunda kalacağız. Özellikle uluslararası uçuşlarda. Yine şu an kesinleşmemiş ama gelmesi muhtemel bir diğer önlem yolcularımızdan sağlık bilgisi durumu talep edebileceğiz. Yine uluslararası düzeyde tartışılan bir bağış karnesi var. Yani işte COVID-19'u geçirdiğinizi ve vücudunuzun bu virüse karşı bağışıklık sağladığına dair bir dokümantasyon da gerekebilir. Tolga Bey, Afrika uçuşlarını gerçekleştirmiş vatandaşlarımız bilirler. Özellikle Sub-Sahara dediğimiz Orta ve Güney Afrika uçuşlarında birçok ülkeye uçarken bir aşı karnesi bulundurmanız gerekir. İşte sıtma, tifo, efendim sarı humma vesaire bulaşıcı hastalıklara karşı bir takım aşılar yaptırıp o bölgelere seyahat etmeniz gerekir. Bunu da karne ile deklar etmeniz gerekir. İşte COVID'de de bunun benzeri bir karne talep edilmesi şu an uluslararası düzeyde tartışılıyor. Ha, yine kesinleşen önemli kurallardan bir tanesi uçak içine kesinlikle el bagajı kabul edilmeyecek. Yani bizim çekçek diye tabir ettiğimiz bizim havacılık jargonunda carry-on dediğimiz bagajlar kesinlikle uçak içine alınmayacak. Sadece uçak içine bebek bakım malzemeleri, kendi orijinal çantasında laptop ya da tabletler veya hanımların taşıdıkları ufak el çantaları alınabilecek. Yine şu an kesinleşmemiş ama hali hazırda tartışılan uçak altı dediğimiz check edilen bagajların dezenfeksiyon işlemleri, hem gelen hem bagajların, bu gerçekten fayda sağlayacak mı? Yolcularımıza ya da havalimanı çalışanlarına bir tehdit teşkil ediyor mu? Uçak altı bagajları eğer ediyorsa bu dezenfeksiyon nasıl yapılacak? Şu an hali hazırda sektör genelinde bunu da tartışıyoruz. Ben bu noktada yolcularımıza bir önemli tavsiyem ve istirhamım online işlemlere daha fazla yönelmeleri. Dolayısıyla evlerinde online check-in yaparak işte mobil biniş kartı ya da basılı biniş kartlarını yanlarında getirerek havalimanı terminallerimizde hem daha az temas ederek hem de daha az zaman geçirerek hem kendileri hem de çevresindeki insanlar için daha güvenli bir ortam yaratmış olacaklar. O yüzden online check-in önemini burada bir kez daha altını çizmek istiyorum. Tüm yolcularımız için bu çok önemli. Ama Tolga Bey, işin özünde, temelinde aslında sosyal mesafe ve hijyen var. Asıl olan konu bu. Hepimizin dikkat etmesi, hem bizlerin havalimanı işletmecileri ve çalışanlar olarak, hem de misafirlerimizin, yolcularımızın
asıl dikkat etmeleri, odaklanmaları gereken konu sosyal mesafe ve hijyen. Ve bu sadece terminal binasının havalimanında yapılması gereken bir durum değil. Bunu ben bir silsile ediyorum. Bu ev ortamında başlıyor. Evinizden arabaya biniyorsunuz ya da toplu taşıma aracına ya da metroya, işte her nasıl geleceksiniz havalimanına. Terminal binasına geliyorsunuz. Gate'de boarding sonrası uçağınıza biniyorsunuz. Seyahatiniz başlıyor. Bu sürecin tamamında sosyal mesafe hijyene mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Artık hepimiz bilinçlendik. Neyin nasıl olması gerektiğini hepimiz iyi biliyoruz. Biz elbette işletmeci olarak bu önlemleri alacağız ama iş günün sonunda yolcumuzda, kişinin kendisinde bitecek. Sosyal mesafe ve hijyen diyorum. Ben sosyal mesafeyle ilgili bir soru sormak istiyorum size. Malum havalimanlarımızda, Türkiye'deki havalimanlarında girişte güvenliğimiz var. Sonrasında pasaport veya uçağa iç hatlarda geçişte ikinci bir güvenlik var. Sonuçta binaların kapasiteleri belli. Bu sosyal mesafeler güvenlikte ve check-in kontuarlarında planlanırken ek bir düzenleme yapacak mısınız veya nasıl yönlendireceksiniz yolcuları? Elbette yapacağız. Mesela check-in bölgesi, pasaport kontrol noktamızda mutlaka 1,5 metrelik aralıkları koruyacağız iki yolcumuz arasında. Asıl daha kritik olan ikinci kontrol bölgesi ya da dış hat yolcularımız için pasaport sonrasında o gate bölgelerinde o mesafelerin korunması. Zaten uçuşlar durdurulmadan önce de işte bekleme salonlarındaki her bir koltuğun ya da iki koltuktan birinin boş bırakılması uygulamasına başladık. Ya da hemen uçağa biniş kapılarının, boarding kapılarının öncesinde 1,5 metre mesafeyi koruyacak yerdeki işaretlemelerimizi yaptık. Şu an hava yollarımızla, ki biliyorsunuz bizim ana taşıyıcımız, asıl müşterimiz %65 trafiğimizi temsil eden Pegasus Hava Yolları ve %25 trafikte Türk Hava Yolları, iki ana müşterimiz. Pegasus ve Türk Hava Yolları da şu anlamda aslında prensipte anlaştık. Zone boarding dediğimiz bölgesel uçağa alım işlemlerini yapacağız. Yani bunu şöyle anlatabilirim Tolga Bey, izleyicilerine daha net kafalarında oturtabilmeleri için. 36 sıralı bir uçak düşünelim. Bu 36 sıralı uçağın önce arka koltukta oturan yolcuların uçağı kabul edeceğiz. Yani nasıl söyleyeyim, 24'te 36. sıralar gibi düşünelim. Sonra orta bölüm, yani 12 ile 24. sıralar ve son olarak da uçağın ön bölümünde 1 ile 12. sıralar alacağız. Dolayısıyla yolcuların bir anda kapıya yığılmasını ya da toplu halde uçağın içinde çok fazla hareketi engellemiş olacağız. Boarding salonları kadar ya da işte uçağa yapılacak boarding işlemleri alacağımız önlemler kadar elbette check-in bölgelerinde, pasaport kontrol bölgelerinde, CIP salonlarımızda, yeme içme alanlarımızda mutlaka sosyal mesafeyi koruyacağız. Yeme içme demişken, CIP salonu demişken Tolga Bey, yine kendi içimizde tartıştığımız, Sağlık Bakanlığımızla da istişare ettiğimiz bir prensip de var. Öyle görünüyor ki artık ki Turizm Bakanımız da açıkladı. Otellerde açık büfe konseptinin artık uygulanamayacağını, en azından belli bir dönem mutlaka masaya servis olacağını ya da masaya servisle beraber hatta kullanat dediğimiz plastik çatal bıçaklarla hizmet verilmesi gerektiğini, biz de bunları birebir hem siyasi salonlarımızda hem de havalimanlarındaki restoran kafelerde uyguluyor olacağız. Kullanat ürünler, paketli ürünler ve kesinlikle hijyene dikkat edilen ekipmanlar, aletler, edevatlar. Tuvaletlerle ilgili bir önlem var mı acaba terminal içinde? Şöyle söyleyebilirim, tuvaletler, ıslak hacimler belki de en fazla dikkat ettiğimiz unsurlar. Çünkü malum hijyene en fazla dikkat etmemiz gereken yerler. Şu an halihazırda birçok kimyasal kullanıyoruz. Hem havayı temizleyen hem de orada temasa konu noktaları, ekipmanları temizleyen. Bu COVID-19 öncesi bizim sabit tuvalet temizliğimiz içeriye giren bir kullanıcı olsun olmasın, o tuvalet 12 saat boş kalsın kalmasın 4 saatte birdi aralıksız temizleme, periyodik temizleme. Bunu artık muhtemelen 45 dakika ya da 1 saatte 1'e indireceğiz ve kullandığımız kimyasalları COVID-19'a da benzer bakterileri, virüsleri engelleyen tarza çevireceğiz. Tabii ki ne kadar çok siz önlem alırsanız bunları paylaşmakta ben çok önemli nokta görüyorum. Çünkü önemli olan önce yolcular terminal işletmecilerine, hava yollarına, sektöre güvenecek ki uçmaya karar verecek. Kurallara uyacağız hep birlikte. Evet. Ve umarım bu sıkıntılı günler en kısa zamanda geçecek. Ben biraz da havalimanının durumuyla ilgili sorular sormak istiyorum size.
Malum son dönem içerisinde çok ciddi bir çıkış yakaladı Sabiha Gökçen Havalimanı. Yolcu sayılarında epey bir fazlalaşma var. Ve bu artışla birlikte mevcut terminalin kapasitesinin de yavaş yavaş limitlerine gelmiş durumdasınız. Ve daha önceden dediğiniz gibi COVID öncesi, COVID sonrası dönem ayırıyoruz artık havacılığı, bir milat olarak koyduk. En son Aralık ayındaki görüşmemizde siz yeni bir uydu terminal, yeni yatırım terminali için yavaş yavaş altyapı çalışmalarının, temel atma çalışmalarının olacağını, hatta Mart ayı, Nisan ayı gibi bir planınız olduğunu söylemiştiniz. Bu tür konular tabii ki her konuda bir gecikme oluyor ediyor ama nasıl etkiledi size? Öncelikle bu soruyu sormak istiyorum. Togi Bey, çok önemli bir noktadasınız aslında. Biz bu sene Ocak ve Şubat ayını, yani sadece biz değil Sabiha Gökçen Havalimanı olarak, tüm Türk sivil havacılığı aslında çok pozitif geçirdi. Sektör toplamda geçen senenin yaklaşık bir %5 üzerine çıktı yolcu sayısı anlamında. Hatta biz Sabiha Gökçen'de dış hat yolcumuzu bu ilk 2 ayda %21 artırdık. Geçen senenin 2019'un ilk 2 ayına oranla. Çok bizim için parlak, geleceğe ümit veren bir yıl olarak görünüyordu. Ama evet, şimdi başka senaryolar konuşuyoruz. Şu an maalesef düşünmemiz gereken bir sağlık problemi var her şeyden önce. Dolayısıyla yatırımları tekrar gözden geçirmemiz, elbette tekrar irdelememiz gerekti. Geçen seneyi biz havalimanımızda 35,5 milyon yolcuyla kapattık. Ve hatırlarsanız bizim mevcut terminal binamızın kapasitesi 41 milyon. Yani mevcut kapasitemizin neredeyse %85'ini kullandık geçen sene. Ve bu da artık hani her yıl %6-7'lik toplamda bir büyüme öngördüğümüzde aslında 3-4 yıl sonra full kapasiteye ulaşacağınız ve artık hem bazı dar boğazlar yaşayacağınız havalimanında hem de ilave yolcu uçak kabul edemeyeceğiniz anlamına geliyor. Elbette bu bizim için de ülke için de söz konusu olamaz. Bu çerçevede yeni yatırım kararı aldık. Yeni yatırımımız da yaklaşık 200 bin metrekare bir terminal binası. Önünde 40 bin metrekare bir uydu terminali. Yani 240 bin metrekarelik bir kapalı inşaat alanı, terminal. Önünde 100 bin metrekare, 3 bin araç kapasiteli bir otopark. İşte ilave destek binalarını falan beraber yaklaşık 350 bin metrekare bir kapalı inşaat öngördük. Bunun için finansman çalışmalarımıza başladık. Bizim idaremiz, tabiri caizse ev sahibimiz olan Savunma Sanayi Başkanlığı ile de istişarelerimizi yaptık. Ancak bu sene Mayıs-Haziran ayı en geç kazmayı vurmayı planlarken şimdi bu yatırımı en az bir yıl öteledik. Evet. Çünkü Tolga Bey, öyle görünüyor ki geçen sene işte 35,5 milyon yolcu yaptık. Bu sene tahmin ediyorum bir %40 düşüşle falan 20 ila 24 milyon yolcular arasında kapatacağız. Ve bu da kapasitemizin, toplam 41 milyonluk kapasitemizin neredeyse %50'sini kullanacağız anlamına geliyor. Bu yatırıma şu an için gerek olmadığını ifade ediyor aslında. Ha, bir yatırımdan vazgeçmiş değiliz. Hayır, hatta tam tersine konsept avan projeleri çalışan mimarlık firmasıyla şu an toplantılarımız devam ediyor. Biz projeleri, finansmanı, bankalarla finansman görüşmelerimiz devam ediyor. Projeleri, çizimleri, finansmanı hem bankalarla hem dizaynerlarla, tasarımcılarla sonlandıracağız. İşte seneye, ümit ediyorum inşallah seneye, olmazsa ondan sonraki sene hemen inşaata başlayacak, hazır duruma getireceğiz kendimizi. İkinci terminal tamamlandığında aslında bir de toplamdan bahsedeyim. Az önce söylediğim iki pist bu sene sonu itibariyle inşallah tamamlanmış olacak. Ufak tefek eksikleri önümüzdeki yıl ilk yarısı bitecek. İşte hızlı taksi yolu bağlantıları, paralel taksi yolu çalışmaları gibi. Önümüzdeki yılın ortası pist tamamen faaliyete geçtiğinde ve ikinci terminalde bir ya da iki yıl sonra inşaatı başlayıp tamamlandığında Sabiha Gökçen Havalimanı'nın bugün 41 milyon yolcu yıl olan kapasitesi yaklaşık bir %60'lık artışla 65 milyon yolcu yıla çıkacak. Pist ve terminal sizin gelecek için elinizi epey bir rahatlatacak gözüküyor. Umarız hızlı bir şekilde toparlanma, sektör bu toparlanmayı sağlar. Siz de belki gelecek sene değil de bir 6 ay sonra temel atarsınız. Çünkü her şeyi tamamlamışsınız her bir şekilde. Ben bu yatırımın toplam bedelini planlıyorsunuz? Bir de yanlış anlamadıysam pistin öbür tarafında planlıyorsunuz değil mi? Bu terminal binası. Bir de onları sormak istiyorum. Tabii. Tolga ve pistin lokasyonu, özür dilerim, yeni terminalin lokasyonu iki pistin ortasında. Biliyorsunuz şu anki mevcut terminalimiz bizim pistin kuzey bölgesi dediğimiz havalimanı yaklaşma yolunun hemen kenarında.
Yeni terminal ise iki pistin ortasında. Dolayısıyla arada mevcut pist olacağından yeni terminalin ayrı bir girişi, ayrı bir yol bağlantısı yine bizim havacılık deyimiyle yeni bir nizamiyesi olacak. Yani yeni terminal inşaatı bittiğinde havalimanımızın iki terminalinin iki ayrı yol bağlantısı ve iki ayrı girişi olacak. Toplam yatırım bedelimiz tüm inşaat alanı dahil altyapı, üst yapı 400 milyon euro öngörüyoruz. Ancak şu an idareyle de hem kendi içimizde hem idareyle savunma sanayi başkanlığımızla acaba iki terminali bağlayacak bir hafif raylı sistem gerekli mi? Bunu yapmalı mıyız? Bu ilerisi için Sabiha Gökçen Havalimanı için bir ihtiyaç mı? Bunu da tartışıyoruz. Eğer bu yatırım da gerekirse bu 400 milyonun üzerine bir %20-30 ilave yatırım bedeli daha gerekecektir. Bu uydu terminali kullanacak olan bir havayolu olacak mı veya nasıl bir planlama yapacaksınız? Birisi iç hat dış hat gibi bir şey mi olacak acaba? Hayır. Her iki terminalde de hem iç hat hem dış hat seferleri devam ediyor olacak. Pistlerin terminal kullanımından ziyade pistlerin ideal optimum kullanımı için Pegasus havayolları %65 trafiği temsil ettiğinden sanki Pegasus'un yeni terminalde olması daha doğru gibi geliyor şu aşamada bize. Ama uzmanlarımız, uluslararası danışmanlar elbette şu an pist kapasitelerini, pist kullanım oranlarını çalışıyorlar. Bu raporlar sonucu buna kesin karar vermiş olacak. Henüz net bir kararımız yok. Bununla ilgili. Belki de şeylerle, hava yollarıyla konuşacaksınız ve bir planlama yapacaksınız bunlarla ilgili. Arasında zaten görüşüyoruz. Hem Pegasus'la hem Türk yollarına hem yabancı hava yollarıyla. Onlardan gelecek talepler doğrusunda aslında binanın tasarımını gerçekleştirmeye için yapmaya çalışıyoruz. Çünkü asıl kullanıcı onlar doğaldır ki. Yolcuyu bize getiren, yolcuya hizmet veren hava yolları. Bizim ana müşterimiz konumundaki. Dolayısıyla onların ne istedikleri, terminal binasında nasıl bir fonksiyonelite istedikleri bizim için çok değerli, çok önemli. Şu an dizayn çalışmalarımız, tasarım çalışmalarımız devam ederken havayolları da bizimle beraber bu anlamda. Benim bir sonraki sorum yeni yapılan paralel pistle ilgili. İşte ne yazık ki uzadığı çeşitli işte kazalarla da biraz daha gündeme geldi bu konu. Paralel pistle ilgili Kasım ayı artık ifade ediliyor. Gerçekten her pist bir havalimanının kapasitesini arttıran önemli bir yatırım olduğuna inanıyorum. Bu durumla ilgili tabii ki HH üzerinden yürüyor bunun inşaatı. Siz sadece terminal işletmecisiniz Sabiha Gökçen. Son durum nasıl? Gelişmeler ne yönde? Bunu bir öğrenmek istiyorum. Bir de arkasından daha sonra yapılması planlanan mevcut pistinizin bakımı, bu artık onlar da bir ayı çok iyi değerlendirdiler. Bir bakım işleminden geçti çünkü hiç uçuş yoktu. 24 saat inşaat yapılabilecek durumdaydı. Biraz da bu bilgileri bir güncelleyelim hem izleyicilerimiz hem de okuyucularımız için. Tabii. Tolga Bey, ikinci pistin hikayesi çok uzun biliyorsunuz. Hani çok geçmişte tarihçesine dönmek istemiyorum artık. Birçok devam eden süre gelen problem sonucu bugünlere gelindi. Ama artık son noktadayız. Dediğiniz gibi HH, havalimanımızın otoritesi, aynı zamanda Savunma Sanayi Başkanlığı'nın Sabiha Gökçen'lik tüzel kişiliğinin sorumluluğunda devam ediyor bu inşaat ve işletmesi keza devamında. Şu an çok ivme kazandı proje. Ana müteahhit de çok motive. Ve Kasım hedefi bir aksilik, bir ekstra mani çıkmazsa artık kesin gibi görünüyor. Bizim için elbette çok kritik. Çünkü havalimanının daha fazla yolcu, daha fazla havayolu kabul edememesindeki asıl neden tek pistte çalışıyor olmamızı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda. Ben zaman zaman söylemlerimi dile getiriyorum. Siz de sektörün içindensiniz, iyi biliyorsunuz aslında. Tolga Bey, ben bir kez daha burada altını çizmek istiyorum. Sabiha Gökçen Havalimanı tek pist ve tek çatı altında terminalle 336 milyon yolcuya yılda ve yaklaşık 220 bin uçuşa hizmet veren dünyadaki bir numaralı havalimanı. Evet. Bu volümde, bu hacimde operasyon yapan başka bir havalimanı yok dünyada. Bunu bir başarıyla da taçlandırdık biz aslında. Bu kadar yoğun, bu kadar kompleks bir işletme, bir operasyon yürütürken de 2018 yılında kendi kategorimizde dünyanın en dakik havalimanı seçildik. Evet. Yani bunca yolcuya, bunca uçuşa rağmen de bir o kadar da başarılı bir operasyon yürütüyoruz. Tüm paydaşlarımızla beraber. İşte havalimanı otoritemiz HH, bizler terminal işletmecisi, İSG, havayollarımız, yer hizmet kuruluşlarımız, ikram şirketlerimiz, yakıt şirketlerimiz.
etmemiz, bunun herhangi bir, bu zincirin halkının herhangi birini bu başarının dışında tutmamız mümkün değil. Bu ortak bir başarı. İkinci pist bittiğinde işte bu sorun ortadan kalkacak. Hangi sorun? Biz ilave yolcu, ilave uçak, ilave hava yolu çok daha rahat kabul edebiliyor, çok daha rahat bu potansiyel müşterileri, uçuş şirketlerinin taşıyıcıları havalimanımıza davet edebiliyor olacağız. Bir de birinci pistin bakım durumunu sordunuz. Doğru, bu Nisan ayı çok iyi değerlendirildi. Mayıs ayı da keza uçuşlar biliyorsunuz bu ayın sonunda başlayacak gibi görünüyor, iç hatta sadece. Belki ondan da biraz bahsetmekte fayda olur. Mayıs ayında da çok yoğun bir uçuş programı olmayacağından pistin, mevcut pistin bakımları yine aynı hızıyla devam edecek. Ve ikinci pist bittiğinde tahmin ediyorum mevcut pistin kapatılmasına, bakım için kapatılmasına belki gerek bile kalmayacak. Uçuşlar demişken hava yollarımızda da tabii yakın istişare içerisindeyiz. Onların da yöneticilerinin bir takım açıklamaları, söylemleri oldu. Konuşmamızın başında bahsettik. İşte bir normalleşme sürecindeyiz artık ülke olarak. Bu da Ramazan bayramının sonrasını işaret ediyor. Yani 26-27 Mayıs sonrası artık normal hayatımıza dönebileceğiz. Ümit ediyorum inşallah. Biz de havacılık sektörü olarak buna yönelik hazırlıklarımızı sürdürüyoruz, devam ettiriyoruz. Öyle görünüyor ki 28 Mayıs tarihi itibariyle iç hat uçuşları bazı destinasyonlara başlayacak. Geçmiş dönemleri oranla Tolga Bey, tahmin ediyorum bir %30 kapasiteyle başlayacağız. Ama bu önümüzdeki aylar takip eden dönemler içerisinde artarak devam edecektir. Tabii sadece iç hat uçuşu yeterli değil. Bir yandan dış hat uçuşu da mutlaka dünya ile olan bağımızı da korumak, güçlendirmek, yükseltmek adına dış hat uçuşlarına başlamamız lazım. Bu da tahmin ediyorum Haziran ayının sonu ya da Temmuz ayının ilk yarısında dış hat uçuşları da başlayacaktır. Hem bizde hem diğer hava meydanlarımızda. Ama elbette dış hat uçuşlarına başlamak tek başımıza bizlerin, yani Türk sivil havacılık sektöründeki paydaşların kararı değil. Bu bir karşılıklılık ilkesi. Uçmak istediğiniz ülkenin otoritesinin de sizden gelecek uçaklara ya da yurt dışından gelecek uçaklara müsaade etmesi, sınırlarını, hava yollarını açması lazım. Bu karşılıklı alınacak bir karar. Ama benim tahminim Temmuz ayı itibariyle dış hat uçuşları da başlayacaktır. Mevcut durumu konuştuk. Sabiha Gökçe'nin geleceğine baktık. Pist ve sizin terminal yatırımlarınızla ilgili. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Ben bu tür röportajlarda şu son soruyu sektörde çalışan yöneticilere, kişilere sormak istiyorum. Sizler, siz kişisel olarak, iş veya dil özel olarak uçuşlar başladığı zaman uçacak mısınız? Ailenizi ne zaman uçuracaksınız? Tolga, elbette uçacağız. Benim yılda uçuş sürem yaklaşık bir 100-110 gün civarında. Bunun çoğunluğunda dış hat uçuşları oluşturuyor. Çünkü bizim işimizin gereği bu. Mutlaka dışarıyla çok yakın olmak, çok yakın irtibatta, kontakta olmak zorundayız. Bir de biliyorsunuz biz Malezya Airport iştirakiyiz %100. Yani bizim merkezimiz Kuala Lumpur'da, yaklaşık 10 bin kilometre ötede. Ben Malezya'ya en az yılda bir 5-6 kez gitmek zorundayım. İşte yönetim kurulu toplantıları, genel kurullar ya da diğer özel toplantılar vesaire. Dolayısıyla uçacağız, uçmak zorundayız. Ama uçarken mutlaka sadece taşıyıcı hava yoluna değil, sorumluluğu önce kendimize almamız gerekecek. Sorumluluğu kendimize almamız söylemimdeki amacım, gayem, hijyene ve sosyal mesafeye dikkat edeceğiz. Hem uçağa binerken hem uçağın içerisinde. Bakın biz sektör temsilcileri olarak her türlü önlemi alıyoruz. Hem havalimanlarımızda, terminal binalarımızda, hem havayollarımız uçak içi hizmetlerinde. Dolayısıyla lütfen yolcularımız, müşterimiz içlerini müsterih tutsunlar. Rahat olsunlar. Bu badireyi mutlaka hep birlikte atlatacağız. Ama atlatırken bir dönem, yine altını çiziyorum, sosyal mesafeye ve hijyene hep birlikte dikkat edeceğiz. Ekstra dikkat edeceğiz. Bugün röportajımızı Ersel Bey ile yaptık. Ersel Göral, İSG'nin CEO'su, bize Sabiha Gökçen Havalimanı, gelecekte nasıl yolculuk yapacağımızla ilgili çok güzel bilgiler anlattı. Ve Sabiha Gökçen'in, ki artık Sabiha Gökçen şehir havalimanı konseptiyle, sloganıyla daha fazla operasyonuna ağırlık vermiş durumda, ondan dinlemiş olduk. Ersel Bey, çok teşekkürler katılımınız için. Ben teşekkür ediyorum Tolga Bey. Sağlıcakla kalın. Sağlıklı günler diliyorum.
Bize lütfen sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz. Kanalımızı takibe almayı unutmayın. Detaylı havacılık haberleri ise tolgozbek.com sitemizde. Herkese sağlıklı, öncelikle ve mutlu günler diliyoruz. Thank you.